Öyle mi daha iyi? Şöyle. Bakayım. Öyle daha iyi ya. Şöyle kapıyı daha azıcık örteyim. Evet. Seslenme bir küç. Seslenme bir küç. Ağalar beyler. ilk yayınlık bilgisayarımı topladım. Ne oldu? Video patladı gitti. Hiç beklediğimden çok 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 daha fazla izlendi ve çok güzel yorum geldi. Sonra beni bir YouTuber olma merakı sardı. Ama her şey olduğu gibi hevesim bunda da çabuk kaçtı. Yani yine bir şeyler saçmalayıp atıyorum kanalı ama bilmiyorum devam eder miyim etmez miyim. Her neyse ne oldu? İlk gaming bilgisayarımı topladım. 6 aylık balayımız sona ermek üzere. Yaklaşık 6 ay olacak. Çünkü ben 23 Aralık 2023'te satın aldım bu bilgisayarı. Yeni yıl gelmeden bilgisayar gelmişti. Tabii ben videoyu sonradan atmıştım. Ee, neredeyse 6 ay olacak. Tam 6 ay değildi. De çok da önemli değil orası. Şimdi ne yapacağız? Bu 6 aylık sürede bu bilgisayarla ben ne yaptım, nasıl bir ilişki yaşadım, beraber nelere şahitlik ettik, memnun muyum, ay pardon, memnun muyum. Ee, ondan sonra acaba fiyat değişiklikleri, benim aldığım ekipmanlardaki değişiklikler şu bu, almak isteyen arkadaşlara birkaç öneri, bir şeyler zırvalayacağım işte. İlk 6 ayımız nasıl geçti, ondan bahsedeceğim. İlk önce fiyatlardan bahsedeyim, ben ne kadar aldım. Şu an ne kadar da fiyat bandları en önemli konu bence o. Tabi bir değişiklik var o video ile bu video arasında. O video da şurada. Kasayı ben sonradan değiştirdim. Termal teyik bir kasa aldım beyaz. Bilmiyorum izleyenler olmuştur belki. Olmayanlar varsa da işte şurada gördüğünüz gibi video var. Sıvı soğutucu ilk aldığım kasaya olmadığı için bu kasayı almıştım. Her neyse efendime söyleyeyim. Şimdi bilgisayarın ilk gaming bilgisayarımın özellikleri neydi? kasaya sonradan geleceğim. AMD Ryzen 5 7500 F AM5 5.0 GHz 38 MB ön bellek MPK kutusuz işlemci Asus Prime A620 MK 6400 MHz Overclock DDR5 MATX anakart Ondan sonra Asus Dual GeForce RTX 4060 Ti White Overclock 8 GB 128 bit DLSS 3 ekran kartı beyaz. <laughs> Ama beyaz. Oraya da değineceğim. Onun dışında XPG Hunter 8 GB 5200 MHz DDR5 CL38 RAM 2X PowerBost P705B 650 Volt 80 Plus Bronze USB 3.0 Mesh ARGB Gaming Siyah Kasa Ve Gigabyte Aorus 1TB 5000E model M.2 SSD, 5000 MB okuma, 4600 MB yazma hızı var. Onun dışında Steel Series Apex 3 TKL RGB Gaming klavyem var. İşte MSI Full HD 23.6 inç monitör. Cooler Master ML240 VL2 sıvı soğutucu. MSI Clutch GM20 Elite RGB mouse. Ondan sonra Rampage R36 7.1 Sarold Gaming kulaklık ve tabii ki de ThermalTake S200 TG 650 volt kasa. Sistem bundan ibaret. Benim ilk aldığım hali. Birazdan konuşacaklarımın çoğu PowerBoost kasa dahilinde konuşacağım fiyatlar. Çünkü bunu Dediğim gibi sonradan aldım. Ee, şu telefonun fenerini açsam çok mu yansır? Yok pek de yansımıyor. Şuradan kağıtlara not aldım da onları okuyacağım. Şimdi ben neyi kaça almışım ondan bahsedeceğim. En son kasanın ve komple sistemin total fiyatından da bahsedeceğim. Şimdi SteelSeries Apex 3 TKL RGB Gaming klavyeyi ben 1349 liraya almışım. 3 taksitle vade farkı olmadan. Şu an 1499 lira. 150 lira bir zam gelmiş. Bu arada ben fiyatları hangi siteden aldıysam ona baktım. Ona da değineceğim son kısımda. MSI Full HD 23.6 inç 180 Hz 1ms Curved a sign monitör. 4599 liraya almışım. 4579 lira olmuş. Yani 20 lira düşmüş. Allah bereket versin. Cooler Master Master Liquid ML240L V2 240 mm RGB beyaz sıvı soğutma. Ben 12 taksitle 3764 liraya almışım. Bu 9 da olabilir. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Büyük ihtimalle de 9. Şu anda sıfırı 3369 lira peşin ama yine 9 taksitle alırsanız 3784 lira 20 lira zam gelmiş. MSI Clash GM20 Elite RGB Mouse. Bunu Trend yoldan almıştım. 836 liraya. Ama trend yolda şu an stoğu yok. İnternette de en ucuzu 879 lira. 43 lira zam gelmiş. Onun dışında sonradan aldığım Thermaltake S200TG 650 volt 80 Plus ARGB 4X 120 mm fan beyaz kasa. Ben 12 taksitle vadeli 4584 liraya almışım. Şu an peşin 4000 pardon bunu da 9 taksitle aldım 12 değil. Şu an peşin 4637 lira. 9 taksitle alırsanız da 5209 lira. en fazla zam mı bu kasa görmüş. Diğer sitelerde dediğim gibi daha ucuz olabilir ama ben vade farkı az ve taksit sayısı çok diye ilk videoda da dediğim gibi Vatandan almıştım. O yüzden bu fiyatları da Vatandan karşılaştırdım. Siz yine diğer sitelerden bakarsanız daha ucuzunu bulursunuz. Ee, onun dışında değinmediğim ne var? Ha bir de Rampage r 36 Drop 7.1 kulaklık. Ben 1600 liraya almışım. Şu an 1800 39 lira, 239 lira da bu zamlanmış. Zam şampiyonasında ikinci sırada, kasadan sonra bu var, termal tekten sonra. Şimdi gelelim totale. Powerboss kasalı, yani ilk videodaki haliyle ve sıvı soğutucu dahil olmayan kasayı, yani benim bu kasayı hazır sistemi ben 12 taksit vade farkı dahil 30.800 72 liraya almışım. Tam 30.872 lira. Yani ilk izlediğiniz videodaki kasa. Sadece kasa. Şimdi ben internette baktım. Bakarken de şuna dikkat ettim. Ryzen 5 7500F ve 4060 Ti kombinasyonlu sistemlere baktım. İtopya'da iki tane var. En ucuzlarına baktım ben. Biri 32.862 lira. Biri de 36.235 lira. Bu bahsettiğim iki parça aynı. Sadece işte anakartın, RAM'in, kasanın modeli farklı. M.2 SSD'nin modeli farklı Tabi bu verdiğim fiyatlardan daha ucuz bir bilgisayarlar Çünkü 500 GB SSD geliyor Ben onları bir terabayt yaptım bendeki bir terabayt olduğu için ee, onun dışında bir de gaming gene baktım orada da 34909 lira Yani dediğim gibi bu sistemin şu an muadillerinin en ucuz fiyatları bunlar şimdi Onun dışında powerbox kasalı tüm ekipmanlar dahil yani monitör klavye mouse kulaklık ve sıvı soğutucu dahil ama power boost kasalı haliyle. Ben vade farklı bu sistemi tüm ekipmanlar dahil 43.020 TL'ye almışım. Sonradan kasa değişikliği yaptım. İşte Thermaltake S2 S200 PG'yi aldım. Onu da 4.584 lira dahil edince toplamda bu sistem şu an gördüğünüz haliyle, yeni kasalı haliyle bana 47.604 liraya mal olmuş. Şimdi son halinin ortalamasını güncel sistemlerle kıyaslarsak yani ben şu sistemi şimdi toplamak istiyorum dersek az önce dediğim gibi kasanın ortalama fiyatı 33 bin lira ama yine dandik kasalarla ve yan ekipmanların az önce verdiğim fiyatlarla en ucuz fiyatlarıyla daha doğrusu vatandaki ve benim alışveriş yaptığım sitelerdeki fiyatlarıyla toteli 50 .164 lira yapıyor. Kasaya ben değiştirdiğimizi varsayıyorum özelleştirmeden artı 2 bin lira ekleyince ortalama en düşük fiyat 52.164 lira çıkıyor. Yani şu halini almak istersek. 6 aylık ortalama fark yani o günden bugüne ilk gaming bilgisayarımla geçen balayım sonucunda ortalama 4560 TL zam görmüş diyebiliriz. Ama dediğim gibi konfigürasyonları değiştirince fiyat farkı da mutlaka değişecektir. Şimdi fiyatlardan bu şekilde bahsettik. Biraz da ben memnun muyum? Lan ne yaptım bu bilgisayarla? Şimdi çok arkadaş soruyor. Abi ben de aynısını almak istiyorum. Nesinden memnunsun? Nesinden değilsin? Biraz da ondan bahsedeyim. Bu 6 aylık balayında hangi denizlerde yüzdük? Hangi sahillerde güneşlendik? Onları anlatayım. Yakından takip eden bir 10-15 takipçim var. Buradan da hepsine selam olsun. Şimdi ben ilk videoda da dediğim gibi oyun oynamak için aldım. Hani çocukluğumda böyle bir bilgisayarım yoktu. Hep olsun isterdim. Ama bugünlere kısmet oldu. İşte geçim sıkıntısı, alım gücünün düşüklüğü ki halen öyle. Taksitlerini halen ödüyorum. Velhasıl ne oldu? işte video tutunca YouTube'a gireyim falan filan canlı yayın yapayım bilmem ne falan filan farklı şeyler denedim. Şimdi en basit şekilde anlatmaya çalışacağım ve anlatabildiğim dilimin döndüğü ve kapasitemin yettiği kadarıyla. Şimdi ben bu bilgisayarla oyun oynuyorum. Full ayarlarda oynuyorum bu arada. Örneği de Valorant'tan vereyim. Valorant'ı maksimum ayarlarda oynuyorum. Oynarken bunu OBS'ten canlı olarak YouTube'a ya da Kik'e veriyorum. YouTube örneğinden gidelim. Çoğu zaman YouTube'da yayın yapıyorum. OBS'den Valorant yayını yapıyorum. Bir yandan da Nvidia GeForce Now uygulamasıyla bu yayınımın ekran kaydını alıyorum. Çünkü niye? Sonradan kanala atıyorum. Bu hikayeli oyunlar için de geçerli. Kanalımda da var zaten videoları. isteyenler bakabilir. Ama dediğim gibi Valorant örneğine dönecek olursak tekrar ediyorum. OBS'den Valorant yayını yapıyorum ve bu yayını 7000-8000 bit aralığında yapıyorum. Yani maksimum kalitede vermeye çalışıyorum. Ee, ve bir yandan da GeForce Now'dan full yayının kaydını alıyorum. Ekran kaydını. Ona rağmen FPS'in 500-550'nin altına düşmüyor ve hiç drop yemiyorum. Ee, yayında da drop genelde yemiyorum. İnternet hızımın da bunda biraz etkisi var tabi. Onun dışında hikayeli oyunlar da oynadım. Gameplay videolarını kaydediyorum sürekli ve atıyorum tek parça halinde. Bugüne kadar 6 aylık süreçte gerçekten iyi kullandım, yoğun kullandım ama bana mısın demedi. Tüm ihtiyaçlarımı yeterince karşılıyor. Hatta fazlasıyla bile karşılıyor diyebilirim. Ee, kurgu konusunda mesela şöyle bir örnek verebilirim. Ben CapCut'tan yapıyorum kurguyu. Öyle after effect'li 3D'li bilmem ne ekstrem kurgular yapmıyorum. Ama en basit haliyle kıyaslama yapabilmeniz için şunu örnek verebilirim. Mesela ben bir oyunu oynuyorum. Bugün 2 saat oynuyorum. Öbürsü gün 1 saat. Sonra bir hafta sonra tekrar devam ediyorum oyuna. Sonuç olarak hikayeli oyunun totali 10 saat sürüyor. Ama ben o 10 saatlik videonun yaklaşık 15-20 saatlik ekran kaydını alıyorum. Çünkü niye? Tekrar olan yerleri kesiyorum. Sonuç olarak 20 saatlik bir ham videonun 10 saatlik bir renderını yaklaşık 1-1.5 saatte alıyorum alıyorum 1080p Full ayarlarda 60 FPS. Kalitem de bu. Hani 2K 4K çıktı almıyorum. Çünkü 2K 4K oynayıp kaydı öyle almıyorum. 1080p full ayarlarda. Dediğim gibi 1-1.5 saat falan sürüyor. Render almam 10 saatlik bir oyun videosu. Ama dediğim gibi kat kurgu, basit kurgu. Onun dışında YouTube'a çektiğim bu tip içerik videolarının kurguları çok 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 daha kolay oluyor. 1 dakika 2 dakika bile sürmüyor. Yani beni tatmin ediyor diyebilirim. Şu saate kadar hepsinden memnunum. Parçaların tek tek e, tanıtımını da çekmeye çalışıyorum. Şu ana kadar eski kasayı ve kulaklığı çektim, alınır mı diye. Monitör, klavye, ondan sonra mouse ve sıvı soğutucu hakkında da çekeceğim. Ama sistemin genelinden gayet memnunum. Ne diyebilirim? Olumsuzluğu ne? Onu düşünüyorum. Gerçekten aklıma bir şey gelmiyor yani. Şu ana kadar yaşadığım hiçbir olumsuzluk yok. Her şey yerli yerinde. Ama bana soran ya ben de bu sistemi alacağım öneriyor musun nasıl yapayım diyen arkadaşlara bazı önerilerde bulunuyorum onu buradan tekrar dile getireyim İleriye dönük bir sistem istiyorsanız anakartı çok giriş seviyesinde bu sistemin mutlaka 4 RAM slotlu ve 2 M.2 SSD slotu olan bir anakart almalarını öneriyorum ve Bluetooth Wi-Fi özelliği olursa da tadından yenmez yani ilk benim de param olursa yükselteceğim dediğim parça anakart ve tabi ondan sonra RAM eğer anakartı yükseltmezsem mutlaka RAM'imi 32 GB'a yükseltirim öyle bir planım da var bilmiyorum işte kanaldan gelir gelmesini bekliyorum pek izlenmiyorum ama gelirse öyle bir planım var. Onun dışında üçüncü bir önerim ekran kartı konusunda. Ekran kartı beni gerçekten tatmin ediyor. Bütün oyunları oynuyorum. Bütün oyunları oynuyorum demeyeyim yalan olur. Şu ana kadar oynadığım bütün oyunlarda maksimum seçeneklerde 10 numara. Ama mutlaka 10 ya da 12 GB'lık VRAM'li modellerini alın. Tabii ki onlar çok çok daha iyi ve dediğim gibi çift demik slotu da çok faydalı olacaktır yükseltmek. O da ana karta bağlı çünkü 1 terabayt var bende ve çoğu zaman yetmiyor çünkü çok ekran kaydı alıyorum bir de son bir şöyle bir öneride bulunacağım şimdi dediğim gibi bana 43 bin liraya mal oldu sonradan kasa aldım e, efendime söyleyeyim bu fiyat 47 bine çıktı 47 bine şu, şu son haliyle bana mal oldu çünkü diğer kasayı satamadım satarsam onu düşerdim ee, yani böyle bir sistem alınır mı bana sorarsanız alınmaz yani niye alınmaz eğer bir getiri beklemiyorsanız yani ben YouTuber olacağım, ben efendime söyleyeyim e-sporcu olacağım ya da profesyonel kaygılarım var, profesyonel işlerim var demiyorsanız bence boşamazsa. Ha benim öyle kaygılarım var mı? Var. Ee, ve buna yönelik dizdim. Hani bunu nasıl açıklayabilirim? Mesela buna yönelik dizmiyor olsaydım bir sıvı soğutucu yerine bir blok soğutucu alsam da bana çok yarardı. Ama ben çok kurgu yapıyorum. işlemciye yönelik çok işlem yaptığım için. O yüzden yükselttim. Şu yönden biraz pişmanlığım var. Çünkü bazı girişte dediğim gibi bazı heveslerim kaçtı için bunun çok 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 daha altına dizeceğim bir sistemle de bu dediğim şeylerin çoğunu yapardım. Ha ne olurdu? Render sürem yarım saat daha artardı. Oyunda 550 FPS değil de 450 FPS alırdım ya da 300 FPS alırdım ki bu değerler de bana sorarsanız çok yüksek. Yani sonuç olarak ya ben bir e sporcu olacağım, kasacağım, deli gibi oynayacağım, bu işi profesyonelce yerine getireceğim diyorsanız ki o tip insanlar bunun 5-10 katı daha iyi bilgisayarlar kullanıyor ama bu da kötü bir bilgisayar değil sonuç olarak. Yani 500 FPS alayım bilmem ne e-sporcuyum demiyorsanız almayın. Yine Valorant örneğini vereyim çok oynandığı için. Yani bunun çok düşük halinde bir sistemle de Valorant'ta 200-250 FPS alabilirsiniz ki bana da bana sorarsanız da yeter. Dediğim gibi e-sporcu olmak istemiyorsanız yani oyunu sırf zevki için oynuyorsanız yeter de artar bile. İşte kurgu ne bileyim Photoshop profesyonel işleriniz yoksa yine tercih edilmemesi gereken bir bilgisayar. Yani ben sırf oyun oynayacağım diye böyle bir bilgisayar almanız bana sorarsanız mantıksız. Daha düşük fiyatlara toplayabilirsiniz. Daha düşük ekipmanlar vesaire vesaire. Ee, i̇şte benim aklımdaki de o. İşte pişmanlığım falan filan dediğim. O yüzden satılığa koydum. Satı farklı şeyler, farklı konfigürasyonlar uygulayacağım. Eğer satabilirsem. Bakacağız, göreceğiz. Ee, son olarak bir şey daha söyleyeyim. İlk gaming bilgisayarımı topluyorum videosu çok izlendi dediğim gibi. Ama izleyenlerin %99.9'u kanala abone olmamış. Olsalardı da bir kazanç elde edemezlerdi. Çünkü sonradan attığım 2-3 video dışında diğerlerinin hepsi çöp. Ama eğer bunu izliyorsan bir abone ol. Niye? Ee, 10.000 takipçi olunca markalara bilmem nelere yağ çekeceğim. Mail atacağım bana sponsor olun diye. <laughs> Öyle bir planım var şu an için. Yani bana abone olup ufak bir destekte bulunabilirsin. Fikrini de mutlaka yorumda belirt. Çünkü tüm yorumlara dönüyorum elimden geldiğince. Dönmedi olmadı şu zamana kadar. Ama küfür, argo bilmem ne içeriyorsa siliyorum ve engelliyorum. Onu da söyleyeyim peşin peşin. Allah'a emanet olun. Hadi eyvallah.